Bu video yayına girmeden 6 gün önce, yani 18 Şubat 2020 tarihinde saat 22.15'te Perseverance aracı Mars'taki Jezero kraterine iniş yaptı. Bilim dünyası olarak oldukça heyecanlıyız. Peki neden? Mars'a daha önce defalarca inildi. Detaylı haritalandırıldı. On binlerce fotoğraf çekildi. Birçok yeri incelendi. Üzerinde kilometrelerce yol kat edildi. Tabii bunların hepsi insansız uzay araçlarıyla gerçekleştirildi. Bu seferki araçta da insan yok. Fakat bir uzay helikopteri olacak. İlk defa uzayda bir aracı uçuracağız. Bu neden önemli ki dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü Mars'ın atmosferi Dünya'ya göre oldukça incedir. Sürtünmesi azdır. Dünya'nın sadece %1'i kadar bir yoğunluğa sahiptir. Dolayısıyla burada bir şeyleri uçurmak başarı kabul edilmeli. Tabii ki Perseverance aracının Mars'a inmesinin bizi delicesine heyecanlandırmasının sebebi sadece bu değil. Özellikle Jezero kraterine iniyor olması asıl olay. Jezero birçok Slav dilinde göl anlamına gelmektedir. Bu kraterin içinde suyun ve de organik yaşamın kalıntılarına rastlanacağı ümidi var içimizde. Mars'ta hayatın olmadığını büyük ölçüde biliyoruz artık. Daha önceden hayatın olduğuna dair kanıtlar arıyoruz. Bunu düşünmemizi gerektirecek birçok delil topladık çünkü. Dünya ile Mars çok benzer gezegenler tarihi açıdan. Eksen eğikliği, dönüş süresi, Ay'a benzer iki adet uydusunun bulunması, hatta Mars'ın da Dünya gibi eskiden yemyeşil ve suyla kaplı bir gezegen olduğunu biliyorsunuz. Ama Mars'ın şansı Dünya kadar yaver gitmedi. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığından çok daha uzakta bulunan Mars'ta sıcaklık -140 dereceye kadar inebiliyor. Kıpkırmızı görüntüsü ve ona kızıl gezegen dememiz sizleri yanıltmasın. Bu, yüzeyde bol miktarda bulunan demir oksitten kaynaklanıyor. Bizim için zehirli atmosferi, devasa büyüklükteki volkanları, meşhur toz ve kum fırtınaları da yaşamaya imkansız hale getiren diğer etmenlerden. Ama uzaylı dendiğinde bile ilk akla gelen gezegenin Mars olmasının bir sebebi var. Mesela Mars'ın ilk haritalanmasından sonra gözlemlenen Mars'ın yüzeyindeki kanallar. Gerçi bu kanalların bir göz yanılsaması olduğu anlaşıldı sonradan ama olsun. Sonuç olarak Perseverance aracı sayesinde tarihi bir ana tanıklık ettik hep birlikte. Daha sonra NASA başka bir araçla Perseverance'ın topladığı numuneleri gidip alıp Dünya'ya getirmek üzere bir projesi daha olduğunu açıkladı. Ay'ın tozundan sonra bir de Mars toprağına Dünya'da da olsa ayak basabileceğiz sanırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.